Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sıkça sorulan, e, hatta orkide besleyen arkadaşlarımızı çokça endişelendiren e, bir soruya cevap vermek istiyorum. Aslında daha önceki videolarımda bu mevcut ama e, malum çok video olduğu için arkadaşlar bulamayabiliyorlar. Son güncel videoları genelde takip ediyorlar. Bu yüzden tekrardan bir video ile buna cevap vermek istiyorum. Şimdi orkidelerde yaprak sararması neden olur ve ne yapmamız gerekir? Bu çok fazla arkadaşları e, endişelendiriyor. Malum orkide çiçeği hemen çok çabuk ölebilen e, bakımı doğru yapılmadığı takdirde kaybettiğimiz çiçek türlerinden olduğu için e, orkidelerdeki yaprak sararmalarında hemen e, orkide çiçeğim ölüyor mu? Ne yapmam gerekir? E, bir e, girişimde bulunmalı mıyım? Toprağını değiştirmeli miyim, köklerini kontrol etmeli miyim gibi bir sürü endişeye kapılıyorlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer ki çiçeğimizin kalan diğer yapraklarında herhangi bir sıkıntı yoksa hiç endişelenmemize gerek yok. Bakın mesela benim iki tane çiçeğimden örnek vererek size bu soruyu cevaplamak istedim. Örneğin benim diğer yapraklarıma baktığım zaman hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi o kadar dikler ve sertler ki gayet canlılar. Hiçbir sıkıntı yok. Köklerde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle hatta çiçeğin genel yapısını gösterirsem size. Şöyle özellikle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bolca dal veren, sürgün veren netleştirmeye çalışıyorum. Böyle bir sıkıntı oluyor yaklaşınca. Şimdi Neyse zaten buradan belli oluyordur diye umuyorum tomurcuklarım. Netli, tamam netleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bolca dal ve tomurcuğu olan şuradan gördüğünüz gibi bakın şurada yeni sürgünleri veren bir çiçek. Şuralarda yine yeni sürgünlerim var iki tane. Hani dal vermeye, tomurcuk vermeye, yeni sürgün vermeye doymayan bir çiçek. Ama aynı zamanda da Yaprak kökünde sararma var. Şimdi ben bu çiçeğin sağlıksız olduğunu kesinlikle söyleyemem. Bu orkideler ilk yeni yetişmeye başladığı zaman ilk oluşan yapraklar mutlaka zamanla kendini atacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın mesela burada da hafiften başlamış uçtan. Yani bunlar eski yapraklar. Buradan yeni yapraklarımız çıktığı sürece alttaki yaprakları mecburen atması gerekiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu olursa hani e, evet ciddi anlamda sararmalar mevcut. Bütün yapraklar kendini sar salmaya başladı e, ve buruşmaya başladılar. Çok fazla yumuşak olmaya başladılar. O zaman arkadaşlar kökleri kontrol etmeniz gerekiyor. Yüksek ihtimalle hatta %99 ihtimalle diyebilirim köklerde sıkıntı vardır. Çünkü direkt yaprakların yumuşamasına sebep olacaktır. Onun dışında eğer ki sadece tek bir yaprakta sararma olursa hiçbir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ne yapmalıyız sorusuna hemen cevap verelim. Genel olarak çiçekte hiçbir şey yapmıyoruz dediğim gibi ama bu yaprak için kendini salmasını beklememiz gerekiyor. Bir kontrol edelim zaten bakın kontrol ettiğim anda zaten elime geldi bu yaprak. Kesinlikle kendimiz koparmıyoruz. Çünkü bizim kopardığımız yerden enfeksiyon üretebiliyor. Orası ıslak kaldığı için açık yara gibi düşünün. Ee, tarçın sürülüyor ama yine de hiç gerek yok. Görüntü olarak belki sizin rahatsız edebilir sarı yaprak ama hiç hiçbir şekilde ellemenize gerek yok. Bakalım buna. Bakın şu an gelmiyor. Ben buna asla dokunmayacağım. Evet görüntü olarak belki hoş bir görüntü değil ama çiçeğimi riske atmak istemediğim için bu yaprağı şöyle çektiğimde kendini salana kadar kendi kendine elime gelene kadar kesinlikle dokunmayacağım arkadaşlar. Size de önerim sararan yapraklarınızı dediğim gibi bakın diğer yapraklar tamamen diri güzel ama sadece tek bir yaprakta sararma var ise. O yaprağın kendiliğinden düşmesini bekleyeceksiniz ama genelinde varsa bir sıkıntı yaprakların tek bir yaprakla kalmayıp baş... hepsi sararmaya başladıysa uçlardan işte yamulmaya başladıysalar yumuşamalar başladıysa yaprak üzerlerinde su toplamalar var ise e, kendilerini aşağıya saldıysalar o zaman arkadaşlar mutlaka bir şeyler yapmanız gerekiyor çok gecikmeden. Yani köklerde herhangi bir sıkıntı mı var küflenmeye başlamış kök çürümesi mi var? Toprak değişimi mi gerekiyor? Mantar mı oluşmuş? Bunlar kontrol edilmeli. Ama bu iki orkidemden size böyle bir örnek gösterdim. Her ikisinde de şu an diğer orkidelerime baktığımda sararan yaprağı olan çiçeğim yok. Bu iki tanesinde vardı. Bununla örnek göstermek istedim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi endişelenecek hiçbir şey yok. Çok güzel, çok sağlıklı çiçeklerim. Ee, herhangi bir problemleri de yok. Çok da keyifleri yerinde. Gördüğünüz gibi yeni çiçeklerim de gelecek inşallah. Ee, şurada mesela bakın çok hafif bir siyahlık var. Ee, bunu soranlar da oluyor. Yaprağımda siyahlık var. Arkadaşlar şöyle uçlarda hafif var ise bu da bir sıkıntı değil ama gövdesinde yaprağın ortasında büyük yanıklar şeklinde oluşuyorsa o zaman arkadaşlar siyah siyah büyük oluşumlarda mantar e, şıkkını düşünebiliriz. Ama böyleyse bakın mesela bu yaklaşık 3-4 haftadır böyle ve devamlı etmiyor bu şekilde duruyor. Ben de buna müdahale etmiyorum. Çünkü bana bir zararı yok. Çiçeğime hiçbir zarar yok. Çok da sağlıklı bir yaprak. Çok deri bir yaprak. Hiç oraları kesmeyeceğim. Hani kesen arkadaşlar da oluyor. Orayı keselim, tarçın koyalım, devam etmesin gibi. Hızlı bir şekilde devam ediyorsa eğer ki arkadaşlar o zaman müdahale etmelisiniz. Ama böyle çok yavaş hani 2-3 haftadır böyle. Bu, böyle de kaldı kurudu. Benim buna müdahale etmem gerekmiyor ama dediğim gibi çok hızlı devam ederse mutlaka kesmemiz ve geneline yayılmasını önlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunun yaprağı düştü. Bunu da bekleyeceğim. Onun dışında yapmam gereken hiçbir şey yok. Sizin de e, bu gibi durumlar söz konusuysa arkadaşlar bunları yapabilirsiniz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Endişelenmeniz gereken durumları da zaten açıkladım. Umarım sağlık çiçekler büyütürüz. Umarım orkidelerimiz ölmez arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.